Dünkü puanlar Yağız demişken iki tane 8'i var. Bu hafta sizlerden en yüksek puanları aldı. Yani 2-8 alarak. Evet. Yani totalinden bahsetmiyorum ama iki yarışmacıdan birden 8 alan ilk yarışmacı oldu. Tabii bugün de Pınar'ın günü. Menüsünü... Efendim? Efendim söyle. Yok, şu ekmeği buraya getirebilir miyim? Acıktı herhalde Can Bey. Yok, bir ekmek yiyeceğim, bir çorba yiyeceğim daha. Çorbanızı ben getireyim mi? Yok, hayır, ben ekmeği istedim. Uzak alan. O çorbayı alamadım. Ekmeksiz yiyemez. Çorba ekmeksiz. O bir ekmek yiyor zaten. Ama haklı ya, çorba içemeyeceği için. İyi. İyi hayatım, ye Can, boğazdan gelir. Ama çok sanki Can Bey birazcık zayıflamış gibi ya. Ya. Aynen. Evet. Dedi, ben dedi evde çok yemek pişirmiyorum dedi Can'a. Dışarıda yiyoruz yemekleri çok dedi. Hiç dışarıdan yemek sipariş veriyoruz. Evet. Dışarıdan söylüyorum. Dışarıda yemek, yani nasıl yemek yapmıyorum? Can'ını yanıtla sen. Arkadaşlar, ben buraya misafir olarak geldim. Eğer size şu an yorum yaparsam altından kalkamazsınız zaten. O yüzden biz kalkarız, siz yapın. Sadece yemek yemek istiyorum. Peki, yok, yok, lezzetini beğeniyor musunuz iyidir. Pınar Hanım'ın? Efendim? El lezzetini beğeniyor musunuz? Benim Pınar kocam Hanım? Her konuda bana herhalde güvenir, merak etmeyin. Yani benim eşim... Ama Pınar Hanım, hep siz cevap veriyorsunuz. Ben Can Bey'e soru soruyorum. Siz niye bana bakıyorsunuz böyle dikkatli dikkatli? Merak ediyorum vereceğiniz cevabı. Ben cevap burada gözleriniz gerçekten biliyorum, çok güzel. Biliyorum, farkındayım. Teşekkür ederim. Çok evet, Funda sen yokken de söyledi gıyabında. Ben dedi Can Bey'i çok sempatik bulmuştum, evet. Dikkatimi çekmişti dedi. Teşekkür ederim. Tabii şimdi bizim yemek yarışması, eğlence programı ama bizim programda izleyip Pınar aşık olmuş Can'a adeta ve bir mesaj yazmış. Tanışmak evet. istiyorum diye. Oradan da Ankara'lara gidilmiş, Almanya'lardan aileler gelmiş, işte bir takım belgeler, şunlar bunlar, bir 8 kere gidip gelmişler. Bayağı da meşakkatli olmuş o süreçte. Pınar çok fedakarca davranmış. Hani nasıl bir aşksa bütün zorlukları yenip 3 hafta evvel değil mi? Daha tam bir ay da olmamış, evet. Evlenmişler. Ama Can artık Türkiye'den ayrılıyor. Evet. Artık ya Almanya'ya ya Dominik'e gidecek. Çünkü Survivor'a katılmak istiyor. Aa, gerçekten mi? Evet, onu da bugün öğrendik. Wow, çok radikal bir karar. Evet, aynen. Hani gitmeyecek miydin, Almanya'ya yerleşecektin dedim Pınar'la. Ama gidebilirim dedi, yani yarışma için Dominik'te kalabilirim 6 ay dedi. Eşim izin verirse gidebilirim. İzin vermezse asla. Hayır, böyle de bir şey. Evet. Asla. Senin kocan da böyle midir birbirinizden böyle? Biz birbirimizden kopamayız. Ha. Ben onsuz bir gün bile vakit geçiremem. Senden izin ister mi bir yere giderken falan? Yani öyle izin istemez. Biz böyle karşılıklı konuşuruz, işte buraya gitmeyi planlıyorum gibi. Aa, ne güzel, evet. Ne güzel. Meryem sen öyle bir kocacı. Meryem'in de eşi. Şimdi burada koca olunca, eş olunca tabii eşlerden laf açıldı. Her sabah 11'de tahtaları varmış mutfakta mı? Hayır, sabah giderken yazar. Ha, sabah giderken. Ama 11'de de telefonla mesaj atar. Ha, önce sabah şiir yazıyor her gün mütemadiyen. Hayır. 11'de de arıyormuş her gün. Nişanlıyken de kitap yazdım. Bardağınızı alayım. Tamam. Su isteyen var mı? Ben de alabilirim. Tabii ki. Bardağınızı alayım. Tabii. Buyurun, afiyet olsun. Evet, başladık. Yani başladık. Bugün de böyle başladık. Can olunca şaşırmıyoruz. Ben de su alabilir miyim? Tabii ki. Aa, pardon. Bu ne çorbasıydı? Nefertiti, Mısır. Ecip Nefertiti. Mısır yöresine ait. Aşağı evet. Kahire'den sizler için. Var mı bir eksiğiniz, ihtiyacınız olan yani bir şey? Nefes bir şey söyleyeyim mi? Yani yorum yapmayacaktım ama çorba gerçekten Nefertiti gibi olmuş. Yine sağlık. Neyse, Nefertiti gibi olmuş. Ben işe gidiyorum, hadi sen bye gel. Bye bye, bye bye. Gitti, kalktın mı? Zengin gidim. Kalkmış, vedalaş. Hadi görüşürüz. Herkesle bir alasma aldık değil mi? I love you. Me too. Çorbanı da. Aha, bir dövdü. Götüreyim ben, sana yardım edeyim. Sağ ol Can. Rica ederim. İyi ki geldin, ayağına sağlık. Teşekkür ederiz, hoşça kal. Hepinizi çok seviyorum. Herkese başarılar. Güle güle Can. I love you, bye bye. I love you too. Oh, yaptı, işte bu. İşte Can. Can Bey oturdu bizimle beraber, çorba içti. O zaman biz de getirdik eşimizi, dostumuzu, yani buraya gelmek isteyen çoktu ama biz hani getirmedik. Pınar Hanım getirmiş eşini, oturdu bizde, çorba içti yani. Çok şaşırdım. Keşke Can Bey yarışsaydı. Hem en azından bize yüksek puanlar verirdi, hem hafta daha eğlenceli geçerdi. Can Bey'in masada oturmasını doğru bulmadım ama Can Bey'in karakteri gerçekten çok hoş, naif ve neşeli bir insan. Öyle biri olmasaydı kesinlikle izin vermezdim zaten. Buna karşı çıkardım. Can Bey'in sofrada oturması güzeldi bence. Güzel bir sürpriz oldu. Pınar Hanım'dan negatif enerji alıyorum ama Can Bey'in sofrada bulunmasıyla beraber pozitif enerji oldu soframız. Ben zaten Can Bey'in masada oturmasına karşı çıktım. Çünkü burada ailesiyle gelmiş, yanında birisi daha var. Olmaması gereken biri. Masanın başından beri yok yarışmada. Can Bey de beni halk istiyor diyor. Hani hangi dünyada yaşıyor, neden bahsediyor, hangi halk onu istiyor bilmiyorum da. Kendisi de hiç gocunmadan masaya oturdu. Ne kadar uyumlu bir çift değil mi? Evet, birbirlerini uyumlu. Tamamlamışlar adeta. Ancak daha dedim ki mutfakta tencere kapak gibi bir uyum dedim.
Evet, hadi bakalım sen de al çorbanı, gel Pınar. Geldim, geliyorum. Menüyü nasıl buldun Funda bu arada, onu da sorayım. Tam bir dünya mutfağı, karman çorman, hep böyle İngilizce kelimeler yazılmış. Keşke onun altına böyle Türkçeler, açıklamalar yapılsaydı. Daha iyi olmaz mıydı? İnternete girip araştırabilirsiniz, yoksa İngilizceniz yok mu sizin? Yani anlayamadım. Çok fazla İngilizcem yok ama İngilizcem olmak zorunda da değil yani. Pınar Hanım, o zaman tercüme edebilirsiniz Google'dan yani. Pınar Hanım o bile kaldıramadı ya. Yani Portekizce yazmışsınız bu arada. Aynen. Efendim? Portekizce bir şeyler gördüm salatanızda falan. İspanyolca hepsi. Olamaz mı? Yani avokado öyle ismini Portekizce olarak gördüm. Daha ben. Çok hoşuma gidiyor. Yani yasak mı? Yok yasak değil ama o benim hoşuma gitmedi yani. Sizin hoşunuza gitmeyebilir ama ben öyle tercih ettim. Dört gündür Pınar Hanım'ı anlayamıyoruz. Bugün de ben menüsünü hiç anlayamadım. Evet. Yani çözemedi ya. Yani. Bunlar aynen. Onlar pul. Yemeğe koyuyorsunuz çok güzel oluyor. Yani böyle. Süs. Bir de Pınar Hanım. Yani sizi önlük... Siz önlükle karşıladınız beni. Ben en azından pul koymaya vakit bulabildim yani. Ama masanızı güzel karşılayamadınız işte. Masanız çok kötü. Nesi var? Yani, benim için çok vasat söyle. Vasat. Evet çok vasat. Size değişik yani gelmedi mi? Ben sizi bu bıçak... şu an uzaya uçurdum. Farkında değil misiniz? Uzaya mı? Pullar, bebekler, renkler, bunlar değişiklikler. Efendim? Uzayda mı var bunlar? Evet uzayda var. Bir kere var bıçakları bunlar. Yanlış yerleştirmişsiniz bu şekilde. Aynen. Bu tarafa doğru bakalım. Bu tarafa bakmak lazım. Bundan siz dolu dolu gelmişsiniz. Yani bu bebekler burada bana hiç hijyenik gelmedi. Ben bebekleri çok beğendim. Korku filmindeki gibi. Sürekli sana bakan bebek var ya masada rahatsız eden. Yemeği tam anlamıyla yiyemedi ya zaten. Aynen zaten. İyi bir konsept yani. Aynen. Korku gerilim güzel. Uzayda gerilim gibi bir şey değil mi konsept? Aynen öyle oldu. Çok Pınar Hanım peçetelerimiz yok. Evet peçeteleri ama hiç kimse de koymadı. Ben bu bir kişi hariç onun dışında ben pek peçete Meryem göremedim. Hanım da koymuş. Ha, Erdem ve Yağız koymadılar kağıt peçete. İki hanımefendi koydular. Evet. İki beyefendi koymamışlardı. Sen de koymamışsın bunlar. Peki. Evet buyurun çorba yorumuyla başlayalım. Evet Yağız. Çorba yorumundan önce bebekler acaba kaldırabilir miyiz? Kaldırmak istemiyorum. Hayır. Ben sizin yapay çiçeğinizi kaldırmanıza rica ettim. Rica etseydiniz kaldırırız. Siz kaldırır mıydınız? Kaldırırım. Hiç öyle sanmıyorum. Bence kaldırırız. Bence... Deneseydiniz. Hayır. Rahatsız oluyor musunuz bebeklerden bu arada şaka bir tarafa? Vallahi psycho gözüküyorlar. Benim hoşuma gitti. Deli deli bakıyorlar. Aynen vallahi. Bana istemiyorsanız, çok kötü bakıyorlar. İstemiyor musunuz? İstemiyorsanız. Ya ben sadece çok hijyenik bulmuyorum. Masada. İstersen şey yapma yani. Yani sen bilirsin kaldırmak istemiyorsan kalsın ben ama hani herkese rahatsız oluyorsa sana bırakıyorum kararı. Ben kaldırmak istemiyorum açıkçası. Çünkü benim masa düzenim. Ben tercih ettim. O yüzden peki. Kalmasını saygı istemiyorum. Duymak zorundayız. Yarışmacılar ne tabii ki de saygı şöyle. Duymak zorundayız ama bu masumluğunuzu gerçekten hiç... Yani haz etmedim diyebilirim yani. Aynen. 4 gündür gerçekten herkese kök söktürdünüz. Peki. Bugün o kadar yavaş yavaş yemek ki. Yorumlarına da geçelim. Büyük finale adım adım yaklaşıyoruz çünkü 50.000 TL yolunda. Çorba çok acı. Acı. Aynen. Gerçekten acı. Lezzeti falan kıvamı malzemeler biraz daha iyi rendeden geçirebilir. Robottan geçirilebilirdi. Ben robottan 5 dakika 10 dakika neredeyse geçirdim ve acı bence hiç acı değil. Yo, nesi 5-10 acı? 5-10 dakika yani ben ne? Kendimi robota koysam kendim bile sütlü yani, olurum diye düşünüyorum. Acı buldunuz diyorsunuz ama ben bunun içine o kadar fazla pul biber koymadım yani anlamadım şimdi. Size de acı yok, geldi mi arkadaşlar? Bana da biraz geldi. Çok Erdem değil, acı buldunuz değil, mu? Değil ama biraz ben acı. Ben toptan söylerim. Sen acı Erdem buldun mu? Erdem biz zaten acıyı çok seviyor. Ama. Çok değil diyor. Yani çok rahatsız etmiyor acı. Rahatsız etmemiş bak peki, mesela Meryem. Peki içindeki içeriklerini anladınız mı? Neler var içinde? Tatlarını alıyor musunuz acaba? İşte acıdan dolayı çok fazla bir tadını alamadım. Acıdan yani bir dereotunun, havucun, mısırın tadını falan aldım ama geri kalan kısımlarını çok fazla lezzetini alamadım diyebilirim. Zaten saydıklarınızın robottan da hepsi 2 saat geçirdim var. Dediniz. Bir saniye zaten saydıklarınızın hepsi içinde var ve hepsini tadını peki, alıyorum. Peki şimdi Yağız'la ikili diyalog şeklinde kalmasın bu. Çünkü herkesi duymak evet. Durumundayız. Çok fazla soru cevabı röportaj gibi oldu. Evet seni de dinleyelim Funda. Yani çorbanın kıvamı ile ilgili bence bir sıkıntı var. Birazcık bir tık daha böyle sulu olabilirdi sanki. Evet, biraz evet. Yoğun. Evet. Bunun dışında bence içerisindeki sebzeler güzel bütünleşmiş. Hı-hı. Lezzet olarak güzel bence. Ama biraz kıvamda fazla katı buldum. Evet, kıvam. Evet, sen de mi öyle düşünüyorsun? Bana yani? Da katı geldi. Yani benimle ben çorbama katı dedi ama bu daha en azından benimki hani güzel duruyordu. Bakar mısın çok böyle pütür pütür. Peki Erdem? Olabilir. Yani acısı bayağı fazla. Ben sevdim. Benim hoşuma gitti.
Dokusu da hoşuma gitti. Her şey hoşunuza gidiyor. Pardon. Yani her şey hoşunuza gidiyor sizin. Ne güzel. Her şey. Hayattan keyif almasını bilince öyle oluyor. Ne güzel. Yani haliyle bunun içindeki acı beni tatmin etti. İçindeki malzemeler de hoşuma gitti. Sadece ağzıma bir şeylerin kabuğu geldi. Onun ne kabuğu olduğunu, dışı olduğunu anlayamadım. Bir bakliyat var içinde değil mi? Hayır, bakliyat yok. Tavuk suyu. Yok, içindeki sebzeler ne? İçindeki sebzeler havuç ve kırmızı biber var. Dereotu. Şey daha var. Dereotu ve maydanoz. Mısırın o mısırın dış mı? Katmanı böyle bir kadar ağzıma geliyor olabilir, deneyim olarak. Mısır olabilir. Onun dışında ben lezzetini sevdim. Efendim? Mısırı konserve mi aldınız? Evet, konserve. Dün Yaz Bey'e... Evet. Keşke mısır tarlasından aldım. Aynen. Ama Dün Yaz Bey'in mısırı salatadaydı. Ben mısırı ezdim bunun içinde püre halinde. Ama sonra yine alıp ürünü aldım. Lütfen, teknik uygulamış ama mısırı. Peki, şöyle yapalım. Ben de tadını güzel buldum. Vallahi lezzetli evet. Bir çorba ama kıvamı konusunda aynen. Katılıyorum. Kıvamı katı olmasaymış, birazcık daha iyi geçseymiş rondodan. Bence... Güzel bir çorba ama işte bir tek katılığı ve fütürleri sorun ama lezzetli afiyet yani. Olsun, afiyet olsun. Evet. Mısır çorbası denen yani mısırlı çorba lezzetliydi. İçine mısır koyması beni şaşırttı. Çünkü mısır orada aslında ülkenin adı. Fakat içine mısır koymak istemiş. Koysun güzeldi. Yoğunluğu da iyiydi. Acısını da beğendim. Alelade bir çorbaydı diyebilirim. Mısır çorbası kıvamlıydı. Aslında tadı güzeldi. Fazla kıvamlıydı sadece. Ben beğendim. Mısır çorbası diye adlandırmış ama bileyim ülkenin çorbası olarak koyması gerekiyor önümüze ama bildiğimiz mısır çorbası yapmış bize. Bu zaten benden o yüzden kesinlikle burada puan alabileceğini pek düşünmüyorum. Konserveye laf etti bir gün önce. Bugün tekrardan konserve mısırla çorba yapması çok saçma. Ha onu robottan geçirmişsin. Adam önüne tane olarak koymuşsun. Aynı şey. Mısır çorbası hoşuma gitmedi. Yani çok lap olmuştu. Hani kendisi hiç kimsenin bir şeyini beğenmiyordu ya. Bu şekilde önümüze getirmesi saçmaydı yani. Konserve kullanmış. Dünya Bey'in salataya koyduğu konserveyi laf ederken kendisi kalkmış çorbasına koymuş.